Bismillahirrahmanirrahim. Babu ar-reculu yuridu tezevvücel mer'e fel yehillu lehu nezar ileyha emde. Bu bab şunun beyanındadır ki ar-reculu bir adam yuridu murad ediyor tezevvücel mer'eti bir kadınla nikahlanması, bir kadının nikahını arzu ediyor. Evlenecek. Hel yehillu lehu o adama helal olur mu? En nezaru bakmak ileyhe o kadına emle olmaz mı? Nikah kıyılmazdan evvel kadına bakması caiz mi değil mi? Tabii kadının neresine bakacak? Yüzüne bakacak. Bunda da ihtilaf var. Ulemanın bir kısmı diyor ki eğer o kadınla evlenecekse yüzüne bakması caizdir. Bazıları da diyor ki hayır, mehremi olmadığından, bu aralarında da nikah olmadığından bakması caiz olmaz. Meseleyi uzun uzadıya burada İmam-ı Tahavi merhum izah ediyor. Haddesena Süleyman bin Şüeyb el-Keysani yukal haddesena Yahya bin Hassan قال حدثنا أبو شهاب الحناد أن الحجاج بن أرطى عن محمد بن سليمان بن أبي حسمة أن عمه سهل بن أبي حسمة كتبت سليمان يظلم دورس سهل أن عمه سهل بن أبي حسمة قال سهل لذلك رأيت محمد بن مسلمة أنصاردان وأصحابتان olan محمد بن مسلمة gördüm يطاردو mütarede ediyordu. Yani dikkatli dikkatli araştırıp bakıyordu. Kimi? Tübeytete Tübeyte'yi. Bindatta hakta hakim kızı Tübeyte'yi takip ediyordu. Onu bakıp görmek için. Fevke iccarin lehu kendisinin damından. Kendisinin bir damı var. Damar çıkmış. Orada Tübeyte binti Dahhak'ı gözlüyor. Ona bakmak istiyor. Ne ile mütarede ediyordu? Bir basarıyı gözüyle. Bakıyor ki, gözüyle bakıyor ki nerede göreyim, güzel mi değil mi? Tardan şediden, şiddetli bir araştırmayla bakıyordu. Fekultu Sehl ibn-i Ebi Hasme dedi ki, etef'elu hada, ya Muhammed ibn-i Mesleme, sen bunu yapıyorsun, olur mu bu? Ve ente min eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen Peygamber Efendimiz'in eshabındansın. Sana caiz mi elin kızına böyle bakmak? Fekale Muhammed bin Mesleme buyurdular ki inni semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul Peygamber Efendimiz'in dediğini işittim. İzâ ulkiye ilka olunduğu vakitte fî kalbi mri'in bir adamın kalbine hitbetü mri'etin bir kadının hitbesi bir kadını nikahlamak almak onun kalbine ilka olundu mi? Fela bese beis yoktur, günah yoktur. En yanzura o adam baka ileyhe o kadına. Şimdi burada hadisi şerifi söyleyince demek ki evlenecekse bir adam hangi kadından evlenecekse mesele ciddi olacak yani öyle şaka değil. Evlenecekse ona bakması caiz. Haddesene ibn-i Ebi Davud kale haddesene Said ibn Süleyman el-Vasıtiyyü عن زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد وكان قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي حميد روايت ediyor ki o da Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم görmüştü yani ashabtan. قال أبي حميد dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular اِذَا خَتَبَ اَحَدُكُمْ sizden biriniz istedi mi? Düğücü oldu mu? İmreten bir kadına. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ o adama cünah yoktur, günah yoktur. اَنْ يَنْزُرَ اِلَيْهَا o kadına baka. اِذَا كَانَ eğer olursa اِنَّمَا يَنْزُرُ اِلَيْهَا o kadına bakarsa لِلْخِطْبَةِ nikahlanmak için. Ondan evlenecek de onun için bakıyorsa bakması caiz olur. وَاِنْ كَانَتْ İsterse o kadın olsun, la ta'lemu, kendisine bakıldığını bilmesin. Yani gafletle kadın bir yerden geçiyor ya bir yerde oturuyor, gafletle onu seyrediyor, bakıyor. Kadının haberi olmasa bile caizdir. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle, haddesene el-Vehbiyyü kâle, haddesene ibn-i İshak en-Davud ibn-i Hüseyin, en-Vâgid ibn-i Amr ibn-i Sa'd ibn-i Mu'ad,
En Cabir İbni Abdillah kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki izâ hatebe ahadüküm el merete, sizden biriniz bir kadını isterse, onunla evlenmek isterse, fekadire, kadir olsa ki ala en yara, göre minha, o kadından ma yu'cibuhu, kendisine hoşuna gidecek şeyi görse, felyefel, işlesin. Ya kadından hoşuna gidecek nedir? Kadının yüzüne bakacak. Başka birine bakması caiz değil. Adam kudreti var ise kadının yüzüne bakabilir. Kale Cabir'ün, Cabir radıyallahu anh dediler ki felaket hataptu, ben istedim İmraete min Beni Seleme, Beni Seleme'den bir kadının nikahını istedim, dövücü oldum. Fekuntu etekabbev ey ahfeti, ben gizlenirdim. Fi usulün nehli, ağaçların kölgelerinde, ağaçların asılları var ya, onların daldasını geçer, gizlenirdim. Ki hatta ra'eytu minha, hatta bu kadından gördüm. Ba'de ma yu'cibuni, benim hoşuma gidecek bazı şeyleri gördüm. Fehataptuha, ondan sonra da kadına dövücü oldum. Fetezevveçtuha, onunla da evlendim. Cabir de ashab-ı kiramdan, o da bu meselenin caiz olduğunu beyan buyurdu. Haddesena Muhammed ibn-i Nu'man l-Sakati. Haddesena Muhammed ibn-i Nu'man l-Sakati. Kale haddesena l-Hümeydiyyü. Kale haddesena Süfyanü. Kale haddesena Yezid ibn-i Keysan l-Yeşkuriyyü. An Ebi Hasim'in an Ebi Hureyre'te enne racüle. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bir adam eraten yetezevvecem raten, bir kadından bir kadınla evlenmek istedi. Min nisa'il ensar, ensarın kadınlarından bir kadınla evlenmek istedi. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ona dedi ki unzur ileyha, o evleneceğin kadına bak. Fe inne fi a'yunin nisa'i, fe inne fi a'yunin nisa'il ensar, ensarın kadınlarının gözlerinde vardır şeyen bir şey. Yani sigar, küçüklük vardır. Olur ki gözleri küçüktür, hoşuna gitmez. İyi bak. Bir rivayette de sıfır var. Yani sarılık var. Gözleri sarıdır. Gözlerindeki ayıp demek bu. Ona bak da ondan sonra pişman olmayasın. Haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle, haddesena Abdurrahman ibn-i Mehdiyyin kâle, haddesena Süfyan ibn-i Asim el-Ahvel, en Bekri bin Abdillah el-Müzeniyyü, ennel Mughiret ibn-i Şu'be, Mughiret ibn-i Şu'be erade en yetezevvece emraten, bir kadınla evlenmek istedi. Fekale lehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ona dedi ki Mughire'ye, unzur ileyha, alacağın kadına bak. Fe innehu ehra, o senin bakmaklığın daha layıktır ki en yudime, idame oluna, devam ede beynekuma, sizin aranızda bu nikahın devamına daha layıktır. Yani bakar görür alırsansa sonradan pişmanlık olmaz, nikahınız devam eder. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus kâle, haddesena Ebu Maviyen Asim'in en Bekri ibn Abdillah enil Mughiret ibn Şöbe kâle, Mughiret ibn Şöbe dediler ki hatebtü mraten, bir kadına dövücü oldum. Fekâle liyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki hel nezarte ileyha, o kadına nazar ettin mi? Gördün mü? Fekultula, nazar etmedim, görmedim. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki fenzur ileyha, kadına bak. Fe innehu ehra, o daha layıktır. Bak, bakman daha layıktır ki en yudime beynekuma, sizin aranızdaki zevciyet meselesini idame ettirsin. Yani bakar görür alırsansa bu nikahınıza devam eder. Kale Ebu Cafer, Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fe fi hadihil asar, bu eserler doğrucudur. İbahatun nazari, bakmanın mübah olması. İlâveçil mer'eti, kadının yüzüne. Kim için bakmak? Limen, bir kimse için ki erâde murad etti nikâheha, kadının nikahını murad etti. Fezehebe ilâ zâlike, işte bu meseleye sahip oldu. Kavmın ulemadın bir kısmı sahip oldular ki kadınla evlenecekse onun yüzüne bakması caizdir. Ve hâlefen fî zâlike âherun, başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekalu, dediler ki la yecûzü zâlik, bu caiz olmaz. Limen erâde nikâhel mer'eti, kadının nikahını murad eden kimseye onun yüzüne bakması caiz olmaz.
وَلَا لِغَيْرِ مَنْ Başkasına da caiz olmaz. Öyle men ki erade nikahaha nikahı murad eden kimsenin gayrisine de kadının ister nikahını murad eden adam olsun istersen nikahı murad etmeyen adam olsun kadının yüzüne bakmak caiz değildir. İlla en yekune illa olursa zevcen leha kadının zevci olursa o kadının yüzüne bakar. Evza rahimin yahut da akrabalık rahim sahibi olursa öyle rahim ki mehremin mehrem nikahlar haram minha kadından kadının mehremi ki yani kadını nikah edip alması caiz değil. Babası gibi, kardeşi gibi, amucesi gibi, böyle dayısı gibi tabi bunların arasında nikah olmadığından bunlar mehrem sayılır. Bunlar bakabilir. Şimdi iki zümre oldu. Bir kısmı tecviz ettiler, bir kısmı da tecviz etmediler. Peki tecviz edenlerin delillerini yukarıda yazdı. Şimdi tecviz etmeyenlerin delillerini zikrediyor. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Kadının yüzüne bakamaz diyenler ihticac ettiler. Ne ile? Bima bir hadis ile ki حَدَّسَنَا اِبْرَٰهِيمِ بْنُ مَرْزُقُ قَالَ حَدَّسَنَا اَفْوَانُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ اَمْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَٰهِيمَ اَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَبِي طُفَيْلَ اَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh ve kerremallahu veçhe buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâle lehu Hazreti Ali'ye dedi ki Ya Ali, ey Ali, inne leke senin için orucudur. Kenzen bir hazine fil cenneti cennette. Cennette Cenab-ı Hak sana bir hazine hazırladı. Ve inneke sen zû karniha o cennetin iki karninin sahibisin. Yani iki tarafın boynuz gibi farz et, cennetin bir tarafından öteki tarafını. İşte o aradaki şey cennet senindir. Sen bunun sahibisin. فَلَا تُتْبِعِ النَّزْرَةَ فَلَا تُتْبِعِ Sen tabi kılma. النَّزْرَةَ bakmaya, bakmayı tabi kılma. Neye? النَّزْرَةَ bakmaya. Yani bir kadını baktın, gördün. Gördün mü tekrar ikinci defa bakma. فَاِنَّمَا لَكَ senin için oldu el ola. Birincisi sen birdenbire gördün. Onda mesul değilsin. وَلَيْسَتْ لَكَ fakat ikinci bakmak olmadı. Senin için olmadı el ola. İkinci bakmak. Birinci bilmedin. Kadın, bu kadın bir erkek mi baktın gördün. İkinci baktın ki kadın. Tekrar ona bakması senin için caiz değildir. Bu hadisten anlaşılıyor ki kadının nikahını murad etmesi mutlak. Sen bir kadını tesadüfen gördünse ikinci defa ona bakması caiz değil. Haddesena Ebu'l-Avvam Muhammed ibn Abdillah ibn Abdülcebbar'in muradiyyü kâle haddesena Yahya ibn Hassan kâle haddesena Vehib ibn Halid ve Ebu Şihab'in en Yunus ibn Ubeydin en Amr ibn Sa'id'in en Ebi Zür'ate ibn Amr ibn Cerir'in en Cerir'in kâle se'altu Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem Peygamber Efendimiz'e sordum neden? النَّزْرَةِ الْفُجْعَةِ ansızın bakmaktan. Ansızın giderken bir kadın karşıdan çıktı, sen de baktığın kadını gördün. Tesadüfen, füceten oldu. Bunun hükmü nedir? قَالَ رَسُولَ اَكْرَمْفِمُزُ buyurdu ki اِسْرِفْ بَسَرَكَ اِسْرِفْ sen çevir basariki gözünü. Yani baktın ki kadın gözünü başka tarafa çevir. Tekrar ona bakma. حَدَّسَنَا نَسْرُ بُنُ مَرْزُوكٍ قَالَ حَدَّسَنَا الْخَصِيبُ بُنُ نَاسِحِ قال حدثنا وهيب عن يونس فذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف باشك بسنة ذكره لدي حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس فذكر بإسناده مثله وإذا فهد ترك الإمام تحابي بحديث ذكره لدي حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك أن أبي ربيعة الإيادي An İbn Bureyde. Ebi Bureyde demiş yanlış. An İbn Bureyde An Ebihi İbn Bureyde o da kimden rivayet etmiş? Babasından. Rafa'ahu onu refeyledi. Mislehu yani Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Yani kasteder ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Ale li Aliyyin Hazreti Ali'ye buyurdular ki Ya Ali La tutbi'in nazrata en nazrata bir kadını gördün mü peşinden tekrar o kadına bakma.
bu bakışın peşinden ikinciyi ona tabi kılmak. فَاِنَّمَا لَكَ Senin için caizdir el-uğla birinci bakmak. وَلَيْسَتْ Olmadı, helal olmadı lekesine saniyet ikinci bakmak caiz olmadı. وَحَدَّسَنَا Ebu Ümeyye'te قَالَ حَدَّسَنَا عَلَيُّ بُنُ قَادِمْ Ali kelimesinden sonra İbn lazım. Ali ibn Kadim. "Kale akhbarana şerikuna Nebi Rabi'a an İbn Bureyde an Ebihi an Ali'in kale kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Hazreti Ali buyurdular ki Peygamber Efendimiz bana dedi "En nezretul ula lek birinci bakış senin içindir. Yani tesadüfen gördün caizdir. Vel ahiretu aleyk ikincisi de senin aleyhindedir. Yani bakarsansa seyyiat defterine yazılır haramdır." قالوا bu ikinci zümre dediler ki felemma harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Peygamber Efendimiz vaktaki haram kıldı. Neyi? En-nazrete's-saniye ikinci bakışı. Lennaha ikinci bakış tekun olur bi ihtiyarin naziri nazirin ihtiyarı olur. Füceten değil. Birinci füceten ansızın gördü. Fakat ikinci bakış kendi ihtiyarıyla olur. Ve halefe muhalif oldu beyne hükmiha ve beyne hükmü makabla. Bunun hükmüyle makablindekinin hükmü başka oldu. Yani iki bakış oldu. Birincisi tesadüfen füceten gördü. İkinci bakışsa kendi ihtiyarıyla oldu. Füceten baktığından dolayı günah yazılmaz. Ama ikinci kendi ihtiyarıyla olduğundan günah yazılır. Hükümleri başka başkadır. İzâ kânet بِغَيْرِ اِخْتِيَارٍ مِنَ النَّازِرِ Nazirden ihtiyar olmaksızın birinci baktı ya, o nazirden ihtiyarı yoktu. Ama o ikinci bakışı ihtiyarıyla oldu. Hükümleri başka başka oldu. دَلَّ ذَلِكْ Bu delalet etti neye? عَلَى اَنَّهُ Şuna delalet etti ki لَيْسَ لَاَحَدٍ Hiçbir kimseye caiz olmadı. En yanzura bakmak اِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ Kadının yüzüne bakması caiz olmadı. İlla yekune illa olursa beynehu o adamın la ve beyneha kadının arasında minen nikah nikahtan olursa yani ailesidir, nikahlısıdır. Evil hürmeti yahut da mehremidir. Anasıdır, bacısıdır, halasıdır mesela nikah düşmeyen bir kadın olursa o adam ya aralarında nikah var evil hürmeti yahut da hürmetten yani mehremlikten bir şey var. Ne ma ol bir şey var ki la yuharrimu haram kılmaz zalike u bakmayı aleyhi o adam üzerine haram kılmaz minha kadında haram kılmaz ne ailesi olur haram kılmaz işte bakabilir yahut da mehremi olur ona da bakabilir böyle bir şey varsa o bakabilir yoksa ecnebi bir kadının yüzüne bakması caiz değildir. Bu ikinci kavlün İkinci kevle kail olanlar, ikinci kevlün delilleri. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ Onların aleyhine hüccet, bu ikinci zümrenin aleyhine olan hüccettendir. Fizalik bu mesele hakkında. لَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mekale sahiplerinin lehle. İkincinin aleyhine olan delillerdendir ki اَنَّ الَّذ۪ي شُولْ بِشَيْكَ اَبَاحَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in mübah kıldığı şey fil asaril üveli evvelki hadislerde yani kadına bakması caizdir buyurdu. Huven nezaru bun kadına nezardır lil hıbbeti evlenmek için lal gayri zalik başka bir şey için değil. Evlenmeyecek de başka bir şey için şehvet için başka bir şey için bakarsa bu caiz değildir. Yok evlenecek de onun için bakarsa Peygamber Efendimiz'in tecviz ettiği budur. فَذَٰلِكَ bu nazarun bir nazardır, bir sebebin sebep. Sebep sebebiyle nazardır. Onunla evlenecek de onun için bakıyor. Öyle sebep ki huve helalun, o da helaldir. Çünkü evlenecek sebep var. Onun için onun evlenecek olan bir kadının yüzüne bakması helaldir. أَلَا تُرَى Bilmez misin ki enne racülen bir adam lev nazara ilave şimraetin bir kadının yüzüne baksa öyle kadın ki la nikah beynehu ve beynaha o adam ile o kadının arasında nikah yok. Fakat kadının yüzüne bakıyor ne için? Liyeşhede aleyha kadının aleyhine şehadet edecek. Ve liyeşhede leha yahut da kadının lehine şehadet edecek. Mahkemede bir işi var ya kadının aleyhinde ya lehinde. Kadının yüzüne bakıyor ki tanısın da kesin mahkemede o şehadeti eda etsin.
enne zâlike, bu şehadet için kadının yüzüne bakması caizün caizdir. Fekezâlike, öyleyse böylecedir. İzâ nezâre ilâ veçhiha, kadının yüzüne baksa, liyehtubaha, onu ona düğücü olmak için, onunla evlenmek için de bakması böylece caizdir. Kâne zâlik, bu da oldu. Caizin caiz oldu. Lehu adama eyle şehadette caiz olduğu gibi evlenmede de caiz oldu. فَاَمَّا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ مَا نَحْيَدِرَنْ شَيْءٍ فِي حَدِيثِ عَلِيِّنْ وَجَرِيرٍ وَبُرَيْدَةَ Hz. Ali Kerremallahu ve Şehir'den, Cerir'den, Bureyde'den gelen rivayetlerde Peygamber Efendimiz nehyeyledi ki mehremi değilse, kocası değilse bakmasın. Bunlara gelince radıyallahu ta'ala anhum فَذَٰلِكَ بُوْ لِغَيْرِ الْخِطْبَةِ خِطْبَنَ غَيْرِسِ için evlenmeyecek de keyfi şun kadını gördü, baktı, tekrar ikindi bakması caiz değildir. Niye? Çünkü evlenmek meselesi yok. وَلِغَيْرِ مَا هُوَ حَلَالٌ Bir de helal olan bir şeyin gayrisi için olursa. Helal mehremidir. Mehrem olur. Mehremine bir de bakar, iki de bakar. Bu evlenmek yok. Mehremi de değil. فَذَٰلِكَ بُوْ مَكْرُوهُ مَكْرُوهُتُرْ مُحَرَّمٌ haramdır. O vakitte tesadüfen gördüm, hemen gözünü başka tarafa çevirecek. وَقَدْ رَيْنَاهُمْ Biz ulemayı gördük ki لَا يَخْتَلِفُونَ İhtilaf etmiyorlar. فِي نَزَرُ الرَّجُلُ Adamın bakmasında ila sadri mer'eti kadının sadrine. Öyle kadın ki el emeti. Cariye bir kadının satılıyor. Cariye alacak. Onun göğsüne bakması da ihtilaf yok ki bakabilir. İza erade en yebta'aha onu satın almak isterse. Enne zalik. Onun göğsüne bakması lehu alan adam için caizün caizdir. Helalun helaldir. لَاَنَّهُ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَى ذَٰلِكَ مِنْهَا Çünkü o adam o kadının göğsüne bakıyor لِيَبْتَاءَهَا satın alsın diye. لَا لِغَيْرِ ذَٰلِكَ başka bir şey için değil, satın almak için bakıyor. وَلَوْ نَظَرَ اَكَرْ بَكَرْسَ اِلَى ذَٰلِكَ مِنْهَا o kadının göğsüne bakarsa لَا لِيَبْتَاءَهَا satın almak için değil وَلَاكِنْ لَغَيْرِ ذَٰلِكَ başka bir şey için bakıyor. كَانِ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ حَرَامٍ O adam üzerine bu haramdır. Madem satın almayacaksan, isterse cariye olsun, sen onun köksüne niye bakıyorsun? Haramdır. فَكَذَٰلِكَ Böylecedir nezaruhu adamın bakması ilave silmer eti kadının yüzüne. اِنْ كَانَ فَعَلَ ذَٰلِكَ O kadının yüzüne bakmasını işlerse limanen bir mana için ki huve helalin o helaldir. Helal yani alacak. Alacak da onun yüzüne bakıp onunla evlenecek. Böyle bir mana için olursa فَذَٰلِكَ بُوْ غَيْرُ مَكْرُوهِ اللّٰهِ O adama mekruh değildir, helaldir. وَاِنْ كَانَ فَعَلَهُ O adam bir kadının yüzüne bakması olursa لِمَعَنًا bir mana için ki هُوَ o mana عَلَيْهُ O adam üzerine haramın haramdır. Kadınla evlenmeyecek de kadın başka bir şey için yüzüne bakıyor. فَذَٰلِكَ بُوْ مَكْرُوهُ مَكْرُوهُتُرْ لَهُ O adamın mekruhtur, haramdır. Ya adam o kadın almayacaksa için yüzüne bakıyorsun. Bu haramdır. وَاِذَا سَبَتَ Sabit olduğu vakıtta ki ennen nazara bakmak ilave çilmer eti kadının yüzüne liyaktubaha onunla evlenmesi için helalün helaldir. Evlenmek için kadının yüzüne bakması helal olduğu sabit oldu mi? Harize bizalik. Bu sebeple bu çıkar. Hükmuhu bunun hükmü min hükmü avreti avret mehalli olmasından çıkar. وَلَاَنَّا رَيْنَا Biz gördük. Ma bir şeyi ki yüzün gayrisi mesela hu avretun evrettir kadının yüzünden başka bir evret mehallini gördük ki la yubahu mubah olmaz limen erade nikaha o kadının nikahını murad eden kimseye mübah olmaz en nezar üleyha oraya bakar mesela uylukuni yakut da göksünü yakut da baldırını böyle bir yere nikahını murad etse bile bakması caiz değil. Ela tera sen görmez misin ki Tura da okunur, ela tura. Enne men erade nikah emretin. Bir adam bir kadının nikahını murad etse fe haramun aleyhi, o adama haramdır. En nazaru bakmak ila şehriha saçına ve ila sadriha göksüne ve ila ma huve esfelü min zalik göksünden aşağı olan yerlere bakması haramdır. Fi bedeniha, o kadının bedeninde. Ela tura, görülmez mi ki enne men erade, bir kimse murad ederse. Nikahem re'etin bir kadının nikahı. Feharamun aleyhi o adam üzerine haramdır. En nazaru bakmak ila şâriha kadının saçlarına. Ve ila sadriha göksüne.
وَاِلَى مَا وَالْبِيَرَ كِي هُوَ اُوْ اَسْفَلُ مِنْ ذَٰلِكِ göğsünden aşağı, göğsünden aşağı olan yerlere de bakması haramdır. فِي بَدَنِهَا kadının bedeninde. كَمَا يَحْرُمُ ذَٰلِكِ وَحَرَمُ olduğu gibi minha kadından alamen bir kimse üzerine ki lem yürüt nikahıha onun nikahını murad etmedi. Nikahını murad edene haram olduğu gibi murad nikahını murad etmeyen bir adama da haramdır. Kadının saçına bakmak, göğsüne bakmak, bedeninin başka bir yerine bakmak. Yalnız bu ihtilaflı mesele yüz meselesi. Nikahını murad ederse yüzüne bakabilir, yoksa yüzüne de bakamaz. فَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu annen nazarıyla ve çiha kadının yüzüne bakmak helalün helaldir. Kim için? لِمَنْ اَرَادَ نِكَاحَهَا onu nikahlamak isteyen adam için. سَبَتَ öyleyse sabit oldu ki اَنَّهُ حَلَالُ نَيْذَا yüze bakmak helaldir. لِمَنْ لَمْ يُرِدْ نِكَاحَهَا nikahını murad etmeyen kimse için de helaldir. Ne vakıtta? اِذَا كَانَ لَا يَكْسِدُ kastetmezse بِنَزَرِهِ o adamın bakmasıyla zalike o bakmasıyla ney limanın bir manayı kastetmezse ki huve o mana aleyhi adı bu adam üzerine haramın haramdır. Haram olan bir şeyi kastetmese bakması caiz. Mesela haram olan bir şeyi kastetmediği ne gibi? Kadının lehinde aleyhinde şehadet edecek yüzüne bakacak. O caiz çünkü bu bir kötülük manasına değil o. Ama bir kötülük kastıyla bakarsa bu caiz değildir. وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Hazretleri'nin kavli şerifinde denir de estağfirullah. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْد۪ينَ kadınlar ishar etmesinler زِينَتَهُنَّ ziynetlerini اِلَّا مَا اِلَّا اُلْ بِشَيْكِ ظَهَرَ مِنْهَا kadından zahir oldu. O zahir, onu gösterebilir. Bu اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا zahir olan şey nedir bu müstesna? أن ذلك المستثنى bu istisna edilen şey هو الوجه والكفان yüz ve ellerdir. وقد وافق موافق oldu. ما ذكرنا bizim zikrettiğimiz neden min hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğimiz şey muvafık oldu. Hazret tevhile bu tevhile. Ve mimmen zehebe ile hazret tevhil bu tevhile sahip olanlardandır. İlla ma zahere min hadem murad yüz ve ellerdir. Kim bu tevhile zahib oldu? Muhammed ibn-ül Hasan rahmetullahi aleyh. Kema haddesena Süleyman ibn-ül Şahit bizalik. Süleyman ibn-ül Şahit beni rivayet eyledi an ebihi babasından o da kimden? En Muhammed'in imamı Muhammed'den rivayet eyledi. Ve hâze kulluhu işte bunların hepsi kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'i rahmetullahi aleyhi mecmu'in bu üç imamın hepsinin de kavilleri budur. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.